Zaten arkadaşlar ne çektiysek bu memlekette artık son yıllarda özellikle böyle bir kutuplaşan siyasetten ötürü hep karşı tarafa odaklı. Karşı taraf ne derse desin. Yeter ki karşı tarafa bir şey diyelim. Karşı taraf kötü. Bu noktada kilitlendiğimiz için yani kendi camialarımız, kendi partilerimizin holigani olduk tabiri yerindeyse. İdeolojik bir körlük yaşıyoruz. Yani karşı tarafta eleştirdiğimiz bir şeyi bugün kendi partilerimiz, kendi beğendiğimiz siyasiler vesaire yapınca görmezden geliyoruz. Boş ver ya onları. Ya bugünden sabah bir paylaşımda bulundum. Günlerdir AKP'yi eleştiriyoruz. Çeşitli CHP'li belediye başkanları işte boy boy o brandalar asıyorlar değil mi? AKP'liler şu kadar borç bırakmış, bu kadar borç bırakmış. Yok efendim Sultan neydi o belediyenin adı hemen yazarsınız bana. Şu kadar mı 1000 metrekare saray gibi belediye başkanlığı yapılmış. Jacuzzi'li başkanlık şeyi var, odası var falan. Sonra yok jacuzzi değilmiş, başka bir şeymiş. Bugün Semih Bey açıkladı. Kendisi takdir ettiğim bir isimdir. Yunus Emre Belediyesi Manisa'da işte sabaha kadar çek kesmişler falan. Bunları eleştiriyoruz. Bu kadar borç batağına belediyeler nasıl sokulur vesaire. AKP demediğimizi bırakmıyoruz. Hepimiz diyoruz. Ben bugün bir fotoğraf yayınladım. AKP'nin olmayan bir belediye. CHP'nin yönettiği bir belediye. Ve CHP'nin 2019'da falan değil 2014'ten beri yönettiği bir belediyeden bahsediyor. Döşemaltı Belediyesi. Antalya Döşemaltı. Antalya'nın en önemli belediyelerinden bir tanesi. 1,5 milyar liraya yakın borç var arkadaşlar. Şimdi adam bunu asmış yeni belediye başkanı da CHP'li. Eski belediye başkanından aldığı borç. Çat diye asmış. Ne oldu peki sorabiliyor musunuz? Ben size sonra ne olduğunu söyleyeyim. Bir anda ben bunu yayınladım. Dedim ki ya bakın arkadaş biz AKP'lileri eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz bu anlamda. Kamu kaynaklarını böyle çarçur edip belediyeleri borç sarmalına soktukları durumlarda. Ama aynısını CHP de yapıyor. İşte tablo ortada. Böyle bir enkaz var. Buna da şaşırmaya gerek yok. Çünkü partiler birbirinin aynısı. Sistem rant üzerine işliyor. Sistem rahatı, konforu kendisi için, kamu kaynaklarını kendisi için kullanma üzerine işliyor. Belediyeler. Borçsuz Türkiye'de 5 tane belediye anca bulursunuz. Aman Allah. Hemen altına gelip bir yerlerden bir savunmalar yapılmaya çalışılıyor. Neymiş efendim? Ya işte tamam CHP'li belediyeymiş. Orası İller Bankası'ndan şey almış mı? Bütçe almış mı? Ya bu kadar saçmalanabilir yani. Arkadaş iyi misiniz? Yani siz şey falan mı zannediyorsunuz yani hakikaten? İşte muhalif belediye, CHP belediyesi olunca İller Bankası'ndan pay verilmiyor falan mı zannediyorsunuz? Hayır öyle bir şey yok. Belediyeler bütçelerini alırlar. Sadece muhalif belediyeler, işte İstanbul Belediyesi'nin örneği yaşandı bunun, Ankara Belediyesi'nin örneği yaşandı. Muhalif belediye olunca size yapılan şu, siz ekstra bir takım projeler, büyük projeler gerçekleştirmek istediğinizde yahut kentle alakalı bir takım özel projeler gerçekleştirmek istediğinizde gidersiniz. Yurt dışından o size o İller Bankası'ndan gelen bütçe belirli kalemler dahilinde planlanmış. Size o planlama sonrasında gönderilen bir bütçedir. Her belediye için farklıdır bu rakam. Ama siz bunun dışında bu kalemlerin dışında daha büyük projelere imza atmak istiyorsunuzdur. Daha özel niş projelere imza atmak istiyorsunuzdur. O şehrin yaşam standartını, yaşam kalitesini yükseltecek. O zaman ne yaparsınız? Gidersiniz yurt dışından. Kredi bulursunuz. Şey, ihraç edersiniz. Karayalçın yapmıştı mesela zamanında bunu metro için. İşte bir takım uluslararası kuruluşlarla finansman anlaşmaları sağlarsınız. Ama bunu alabilmeniz için Cumhurbaşkanı'nın onay yazısı gerekir. Şimdi muhalif olduğunuz zaman yapılmayan budur. O imza bir türlü atılmaz. Ya şimdi siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki ya acaba borç var ama acaba İller Bankası'ndan payını aldı mı belediye? Yok canım almadı. Belediyede işçiler falan da taşıyordu zaten. Ha daha komiğine gelin. Şimdi bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız daha geçtiğimiz haftalarda Paris'ten Vartolu diye bir arkadaş var. Onunla böyle selfie'ler çektiriyordu. Pozlar paylaşıyordu. İsmini buradan vermeyeyim. Kendisi bir şey söylerse bu yayını izleyip gereken şeyleri oradan da buradan da söyleriz. Bugün hemen ben o yazıyı paylaşınca çat dedi. DM'den bana yazdı. Sosyal medya uzmanı. Anlatıyor bana. Diyor ki ya diyor Celal Bey diyor. Şimdi diyor o borç diyor. Belediyenin diyor şirketinin borcu diyor. Yani aslında kasa aynı diyor. Ben dedim ki ya efendim o zaman durumunu alayım. Çünkü
Bana anlatmayın yani, bu dışarıdaki başka sıradan vatandaşı anlatırsınız da bana anlatmayın. Belediyeler özellikle bu tip AKP'nin o eleştirdiğimiz hani kamu kaynaklarını harvur parman savurma, bir takım özel işlerde kullanma vesaire 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 gibi işlemleri o belediyeye kurdukları şirketler vasıtasıyla yaparlar. Dolayısıyla açığı belediye şirketleri verir. Demek ki burada vahim bir tablo var. Bu sefer iş döndü. Dedi ki yok yok dedi, onların dedi belediye işletmelerinin dedi, işte şirketlerinin dedi maaşlarının borcu bu dedi. Dedim ne demek ya? Böyle bir şey var mı? Yani belediye demek ki o kadar berbat bir durumda ki belediye işçisine borç veremeyecek kadar borçlanmış. Bunu mu demek istiyorsun? Ya işte şöyle değil böyle değil. Ben de durumu gayet iyi biliyorum. Ben de belediye bürokratıyım. Bak. Siz belediye bürokratı falan değilsiniz. Siz ikili ilişkileriniz vasıtasıyla belediyeye kapağı atmış. Oradan da sözleşme karşılığında belediyeden şu anda maaş alan, yarın başka bir ekip gelse XYZ veya başka bir parti gelse iş akdine son verip kapının önüne koyacağı birisiniz. Bürokratlık ya da bürokrasi böyle bir şey değil. Yani öyle kişilerle, partilerle falan olmuyor. Yani sizin dedim kaç yıllık bürokratlık geçmişiniz var? Nerelerde bir bürokratlık yaptınız? Bana bir anlatsanıza dedim. Önce telefon melefon veriyordu görüşelim diye. Tık yok, ondan sonra kendisini göremedik. Bu arkadaşlar bürokrat olduklarını söylüyorlar ya. Allah'ım ya. Vallahi bürokratlanmış bunlar. Hadi canım. Hadi canım. Sonra ama arkadaşın söylediği bir şey doğru. Ne oldu? Ne bitti? Ben o tweet'i attım arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonraydı. Gerçekten haberi geldi. Antalya'da bu asılan CHP belediyesinde, Döşeme Altı belediyesinde asılan o pankart kaldırılmış. Büyük ihtimalle genel merkezden bir telefon gitti. Ne yapıyorsunuz sizden de. Ve o pankart kaldırıldı. Yani. Hani şeffaftık. Hani AKP çok eleştiriyorduk. Bir açsın. Asın bakalım belediyeleri. Belediyelerin borçlarını bilmem nelerini. Ya bugün bir haber vardı ya. Maçoğlu efsane şöyle böyle falan. 280 milyon borç. Belediyeye geldiğinde Tunceli Belediyesi'nin aldığı borçla. Neredeyse 2-3 katı borç şu andaki borç belediye. Nasıl olacak şimdi bu? Arkadaşlar müthiş bürokratlarımız var, lütfen gülmeyin öyle. Müthiş bürokratlarımız var. İşte ama dediğim gibi yani böyle konuştuğunuz zaman öyle bir an böyle bürokratım falan diye falan çak diye böyle sert kayaya çarpınca yani önce telefon verirken sonra tamam falan ses soluk kesiliyor birden.